Asur İmparatorluğu birleşik bir kuvvet onu yıkana kadar antik dünyanın en büyük Mezopotamya krallıklarından biriydi. Asur İmparatorluğu olarak bilinen güçlü Mezopotamya krallığı birkaç yüzyıl boyunca eski yakın doğuya egemen oldu. Ancak M.Ö. 7. yüzyılın sonunda bir zamanlar gururlu olan bu imparatorluk yıkılmıştı. Asur İmparatorluğu acımasız askeri güçle hüküm sürdü. Bu nedenle istikrarsızlık ve zayıflık belirtileri gösterdiğinde düşmanları fırsatı değerlendirdi. İsyancılar ve diğer Mezopotamya krallıklarından oluşan bir koalisyon ayaklandı ve Asur İmparatorluğu'na saldırdı. Bu yaklaşık 20 yıl süren, muhtemelen eski yakın doğuda şimdiye kadar yapılmış en büyük savaşlardan biri olan savaşla sonuçlandı. Savaş bittiğinde Asur İmparatorluğu artık yoktu. Bölgenin geleceğini kendilerine göre şekillendirecek olan birkaç yeni Mezopotamya krallığı tarafından tamamen yok edildi. Milattan önce 631 yılında Asur İmparatorluğu'nun büyük kralı Assurbanipal eceliyle öldü. Saltanatı sırasında Asur İmparatorluğu en geniş sınırlarına ulaştı. Muhtemelen dünyanın gördüğü en büyük imparatorluktu ve başkenti Ninova muhtemelen dünyadaki en büyük şehirdi. Asur İmparatorluğu tarihi boyunca yaygın olduğu gibi Assurbanipal'in oğlu ve halefi Aşur Etillilani tahta çıktığında muhalefetle karşılaştı. Asurlu generallerin ve yetkililerin bir komplosu nispeten hızlı bir şekilde bastırıldı. Bu kısa iç savaş sırasında Asur İmparatorluğu'nun vasal krallarından birkaçı bağımsızlıklarını ortaya koyma ve topraklarını genişletme şansını değerlendirdi. Örneğin Yahuda kralı Yoşiya, Aştot şehrini fethetti ve halkının bir kısmını bölgeye yerleştirdi. Aşur Etillilani, generallerinin ve görevlilerinin kendisine karşı başlattığı komployu bozguna uğratsa da Asur krallığını uzun süre yönetemedi. Kanıtlar net değil, ancak kardeşi Şinşarişkun tarafından başlatılan bir isyanla karşı karşıya olduğu anlaşılıyor. Her nasılsa Şinşarışkun üstünlüğü ele geçirmiş gibi görünüyor ve Aşur Etillilani'nin M.Ö. 628 veya M.Ö. 627 yılları civarında bir çatışmada öldürüldüğüne inanılıyor. Şinşarışkun Asur İmparatorluğu'nun tahtına çıktıktan kısa bir süre sonra Babil'in vasal kralı öldü. Sıklıkla isyankar bir bölgeyi güvence altına almayı uman Şinşarışkun kendisini Babil kralı olarak taçlandırdı. Şinşarışkun daha sonra Babil'deki en iyi generallerinden birinin önderliğindeki yeni bir isyanla karşı karşıya kaldı ve M.Ö. 627 veya 626 yılları arasında 3 aylık zorlu bir seferde bu isyanı bastırdı. Babilliler hiçbir zaman sadece Asur İmparatorluğu'nun bir parçası olmakla yetinmemişler ve geçmişte birçok kez isyan çıkarmışlardı. Asurlular kargaşa içindeyken Babil'in bağımsızlığını bir kez daha ilan etme zamanı gelmişti. Milattan önce 626 yılının sonlarında Napobolassar Asur İmparatorluğu'na karşı ayaklandı. Napobolassar'ın kökenleri tam olarak bilinmemektedir. Güney Mezopotamya'daki Uruk bölgesinden olduğu anlaşılıyor. Bazıları ailesinin Uruk'ta siyasi olarak öne çıktığı ve bir Asur tasfiyesinin kurbanı olduğu veya Asur yanlısı bir hizbin parçası oldukları yönünde tartışmalar vardır. Her iki senaryoda Nabopolassar'ın geçmişi hakkında neden bu kadar az şey bilindiğini açıklıyor. Nabopolassar'ın Şinşarışkun'a ihanet eden bir Asur generali olduğu bile öne sürüldü.
Ancak Nabopolassar isyan edip Nippur, Babil ve Uruk şehirlerini ele geçirdiğinde Asurluların tepkisi hızlı oldu. Asur karşı saldırısı başarısız olunca Nabopolassar kendisini kral ilan ettirdi ve Babil'i bağımsız bir Mezopotamya krallığı olarak yeniden kurdu. Şinşariskun pes etmedi ve birkaç yıl boyunca Babil'i Nabopolassar'dan geri almak için çok sayıda sefer başlattı. Başlangıçtaki bazı başarılarına rağmen M.Ö. 622 yılında daha fazla şehir Nabopolassar'a destek olup isyan çıkardıkça Asur seferi durdu. Daha da kötüsü M.Ö. 623 yılında Asur İmparatorluğu'nun tebaası olan başka bir Mezopotamya krallığı olan Elam krallığı haraç ödemeyi bıraktı. Aynı zamanda biri Asur tahtını ele geçirerek Şinşariskun'u Uruk'un yeniden ele geçirilmesiyle sonuçlanan başarılı bir ilerlemeyi terk etmeye zorladı. Asurlular bir kez daha iç savaşa saplanmış haldeyken Nabopolassar Asurluların kazanımlarını tersine çevirmeyi başardı ve yönetimini sağlamlaştırmaya koyuldu. M.Ö. 620 yılında Uruk şehri bir kez daha Nabopolassar'ın kontrolü altına girdi ve M.Ö. 616 yılında orduları Kuzey Mezopotamya'ya ilerliyordu. Asur İmparatorluğu, Anadolu'nun dağlık bölgelerinde uzun süre koloniler ve vasal devletlerle tarihlerini sürdürdü. M.Ö. 620'lerde Asurlular kendilerini Avrasya bozkırlarından göçebe Kimmer ve İskit kabilelerine karşı hayatta kalmak için savaşırken buldular. Asur İmparatorluğu kargaşa içindeyken Kimmerler ve İskitler önce Kafkaslar ve Anadolu'daki Asur kolonilerini ve vasallarını hedef alan bir dizi yıkıcı baskın başlattı. Öfkelerini ilk hissedenler her ikisi de derebeylerinden yardım bekleyen Urartu ve Lidya'nın Asur vasal devletleri oldu. Asur yardımı gelmeyince Kimmerler ve İskitler her iki krallığı da mahvetti. Urartu krallığı özellikle ağır bir darbe aldı ve asla toparlanamadı. Bu nedenle M.Ö. 590'lı yıllarda Medler tarafından fethedildiler. Kafkaslar ve Anadolu'daki Asur vasallarını harap eden Kimmerler ve İskitler güneye doğru ilerlediler. Bir sonraki darbe Güney Anadolu ve Kuzey Mezopotamya'da kurulmuş olan Asur kolonileriydi. Bu baskınlar o kadar başarılıydı ki Kimmerler ve İskitler Doğu Akdeniz'e doğru ilerlediler. Yahuda Krallığı Akdeniz kıyısındaki Aşkelon şehrini bile yağmalamayı başaran Akıncılar tarafından harap edildi. Çok az veya hiç etkili direnişle karşılaşmayan Kimmerler ve İskitler Mısır'ın kıyı bölgelerine yürüdüler ve sonunda geri dönmeden önce bu bölgeyi de yağmaladılar. Bununla birlikte bu baskınların başarısı nihayetinde hem Kimmerlerin hem de İskitlerin mahvolacağını kanıtlayacaktı. Akıncılar döndükten sonra liderlerinden birçoğu Medlerin lideri Ziyakseres tarafından bir ziyafete davet edildi. Ziyakseres Kimmer ve İskit soylularını katletti ve hayatta kalanları bozkırlara geri sürdü. Kimmer ve İskit akınları ile birlikte Asur gücünün düşüşü Mısır firavunu 1. Psamtik için büyük endişe kaynağıydı. Daha önce 1. Psamtik Asur Banibal tarafından M.Ö. 664 yılında Mısır'ı yönetmek için kurulan birkaç vasal krallıktan biriydi. Asur İmparatorluğu'nun gazabına uğramadan önce 1. Psamtik Mısır'ın tek hükümdarı olmak için rakip krallıklarını yavaş yavaş ortadan kaldırdı. 1. Psamtik, Yukarı Mısır'ın kuş hükümdarlarına karşı savaş açtı
ve yoğun bir diplomatik kampanya başlattı. Delta'nın güçlü aileleriyle yakın bir ilişki kurdu. Karyalı ve İyonyalı paralı askerler gönderen Lidya Kralı Giges'in yardımını sağladı ve Tebes'teki Amon'un baş rahibesini kızının varisi olarak evlat edinmeye zorladı. Asur gücü azalmaya başladığında 1. Psamtik zaten Güney Levant'ta bir etki alanı kurmuştu. Mısır için Asur İmparatorluğu yararlı bir müttefik, tampon devlet ve ticaret ortağıydı. Bu ittifakı bozmak ve Asurların zayıflığından yararlanmak yerine 1. Psamtik Sinşareşku'nun yardımına gelmeyi seçti. M.Ö. 616 yılında 1. Psamtik Asurlulara Babillilerle savaşlarında yardım etmesi için bir ordu gönderdi. Mısır ordusu Fırat'ın batısında kaldı ve yalnızca sınırlı destek sunduğu için ilk ortak sefer başarısızlıkla sonuçlandı. Asurlular daha da geri püskürtüldü. Ancak Napopolassar ve Babilliler Asur İmparatorluğu'nun törensel ve dini başkenti Asur'u ele geçirmeyi başaramadı. Ertesi yıl M.Ö. 615 yılında muhtemelen daha fazla Mısır desteği ile Asurlular Babilleri geri püskürtmeyi başardılar. Ancak onları yenemediler. Asurbanipal'in hükümdarlığı sırasında Asur İmparatorluğu Medleri yendi ve kralları Faraortes'i savaşta öldürdü. Bu yenilginin ardından Medler, Medya'yı 28 yıl yöneten İskitler tarafından istila edildi. 620'lerde Faraortes'in oğlu Syaxares, Asur İmparatorluğuna yaptıkları başarılı akınları kutlayan bir ziyafette birçok İskit liderini katletti. Syaxares daha sonra Med ordusunu yeniden inşa etti ve Babil Krallığı'nın lideri Kral Napopolassar'la ittifak kurdu. Daha sonra İskitlerle bir ittifak müzakeresi yaptı. Böylece birçok kabile onun bayrağı altında savaşmaya geldi. Kendine güvenli bir güç üssü kuran Syaxares dikkatini Asur İmparatorluğu'na çevirdi. Asurbanipal yönetiminde Asur İmparatorluğu, Ekbatana'nın başkenti de dahil olmak üzere Medya'nın büyük bir bölümünü bünyesine katmıştı. Bu durum Syaxares'in aynı zamanda teknik olarak bir Asur vasalı olduğu anlamına geliyordu. Milattan önce 615 yılının sonlarında kendisini Dicle Nehri kıyısına getiren Asur İmparatorluğu'nun işgalini başlattı. Bu kuvvetlerini Asur'un kalbine kolay bir saldırı mesafesine yerleştirirken aynı zamanda Napopolassar'ın Babillileriyle daha kolay koordinasyon sağlamasına izin verdi. Syaxares'in sinsi saldırısı Güney Mezopotamya'da Asur güçleri tarafından kıstırılan ve daha sonra geri çekilmeye zorlanan veya kesilip tecrit edilme riskiyle karşı karşıya kalan Babilliler üzerindeki baskıyı hafifletti. En önemlisi Asur İmparatorluğu'na karşı büyük bir Med-Babil ortak saldırısına zemin hazırladı. Milattan önce 614 yılında Medler büyük bir savaşın ardından Asur şehrini yağmaladılar. Asur krallarının taç giydiği Asur İmparatorluğu'nun tören başkentiydi. Bu yüzden bu büyük bir yenilgiydi. Napopolassar'ın Babillileri savaştan sonra şehrin yağmalanması çoktan başlamışken geldi. Burada Syaxares ve Napopolassar yüz yüze görüştüler ve Napopolassar'ın oğlu 2. Nebukadnezar'ın Syaxares'in kızı Amitis'le evlenmesini sağlayarak ittifaklarını mühürlediler. M.Ö. 614 ve 613 yıllarında bir dizi başarılı Asur karşı saldırısı müttefiklerin ordularını tek bir kuvvetle birleştirmesine yol açtı.
Koalisyon ordusu Asya İmparatorluğu'nun büyük başkenti Ninova'yı kuşatmayı başardı. Ne yazık ki günümüze ulaşan kayıtlar çok az. Bu nedenle şehrin tam olarak nasıl düştüğünü bilmiyoruz. Ancak çatışmanın sokak sokak olduğu ve saldırıyı Medler'in yönettiği görülüyor. Dicle'den gelen sel baskınlarının da kentin ölümünde rol oynaması mümkündür. Asur kralı Sinşarişkun Ninova'daki çatışmada öldürüldü. Ancak kardeşi 2. Aşurubalit savaşarak yolunu temizlemeyi başardı. Hem Asur hem de Ninova düştüğü için 2. Aşurubalit başkenti olarak yukarı Mezopotamya'da Harran'ı kurdu. 2. Aşurubalit taç giyme töreni yalnızca Asur'da yapılabileceğinden Asur tebaası tarafından hiçbir zaman tam olarak kral olarak tanınmadı. 2. Aşurubalit Asur ve Mısır kuvvetlerini topladı ve Asur'un kalbini Medbabil düşmanlarından yeniden fethetmeye hazırlandı. Ancak M.Ö. 610 yılında Medbabil ordusu Harran surlarının önüne geldi. 2. Aşurubalit ve çoğunluğu Mısırlı askerlerden oluşan oldukça büyük bir birlik Medbabil ordusunun yaklaşmasıyla Harran'ı terk etti ve çöle kaçtı. Asur İmparatorluğu'nun son başkenti olan Harran, M.Ö. 610 ve 609 yılları arasında süren bir kuşatma sonrasında Medbabil kuvvetlerinin eline geçti. Mısır firavunu 1. Psamtik M.Ö. 610 yılında öldü ve yerine oğlu 2. Neko geçti. Harran'ın düşüşünden sonra 2. Aşurubalit ve 2. Neko M.Ö. 609 yılında ortak bir harekatın parçası olarak şehri geri almaya çalıştı. Ancak 2. Neko'nun ordusu Yahuda kralı Yoşiya tarafından durdurulduğu için başarısız oldular. Yahudalılar sonunda yenildiler ve Yoşiya öldürüldü. Ancak gecikme Mısırlılar ve Asurluların Harran'ı yeniden ele geçirmesini engelledi. Bu nedenle M.Ö. 609 yılı geleneksel olarak Asur İmparatorluğu'nun sonu olarak kabul edilir. Gerçekte 2. Aşurubalit hala hayattaydı ve görünüşe göre etrafında hala Asur ordusu vardı. Bununla birlikte çatışma artık Suriye ve Levant'ın kontrolü için çoğunlukla Mısırlılar ve Babililer arasındaydı. M.Ö. 605 yılında Mısırlılar ve Asurlu müttefikleri gidişatı tersine çevirmek için altın bir fırsat olduğunu düşündükleri şeyi yakaladılar. Savaşın bu noktasında 2. Aşurubalit ölmüş görünüyor. Ayrıca Nabopolassar yaşı ve sakatlığı nedeniyle komutanlıktan çekilmek zorunda kaldı. Babililer Siyakseres'in damadı olarak emrinde büyük bir Med birliği bulunan Veliaht Prensleri 2. Nebukadnezar tarafından yönetiliyordu. Med Babil ordusu Harran'ın düşüşünden sonra Mısırlılar ve Asurlular için bir kale görevi gören Fırat kıyısında bir şehir olan Kargamış'a yürüdü. Asurlular ve Mısırlılar için Kargamış Savaşı bir felaketti ve güçleri tamamen yok edildi. Büyük Mezopotamya Asur Krallığı bağımsız bir varlık olarak varlığını sona erdirdi ve Mısırlılar Suriye ve Doğu Akdeniz'deki topraklarının neredeyse tamamını kaybetti. Asur İmparatorluğu'nun çöküşü eski Yakın Doğu'daki güç dengesini değiştirdi. Asur hegemonyası artık Babililer, Medler, Mısırlılar ve Lidyalılar da dahil olmak üzere diğer Mezopotamya krallıkları tarafından paylaşılıyordu. Ve bu da bu büyük güçler arasındaki ilişkilerin genellikle gergin olmasını sağlıyordu. Bu durum özellikle Perslerin her ikisini de fethedene kadar savaşmaya devam edecek olan
Mısırlılar ve Babilliler için geçerliydi. Asur İmparatorluğu'nun yıkılmasına yol açan büyük savaş, yeni halkları da birbirleriyle temasa geçirmiş ve daha sonraki gelişmelere zemin hazırlamıştır. Yunan askerleri Mısırlılar ve Asurlular tarafından istihdam edilmiş ve yeni fikir ve uygulamalarla Yunanistan'a dönmüş olabilirler. Bunun arkaik Yunan toplumunu nasıl etkilemiş olabileceği belirsiz. Ancak birçok olasılık var. Antik dünya insanları için Asur İmparatorluğu'nun çöküşü büyük bir olaydı. İncil'in çeşitli bölümlerinde ve Herodot'un tarihlerinde bu çöküş tanımlanmış ve referans alınmıştır. Asur İmparatorluğu'nun çöküşü çok sayıda tanınmış kültür, hükümdar ve halkı içermesine rağmen günümüzdeki insanlar arasında daha az popüler bir meseledir. Bu savaş aynı zamanda antik Yakın Doğu'nun en büyük ve en kanlı savaşlarından biriydi. Binlerce kişinin ölümü ve birçok ünlü ve antik kentin yıkılmasıyla sonuçlandı. Bu nedenle Asur İmparatorluğu'nun çöküşü, eski Yakın Doğu ve Akdeniz dünyasının tarihi ve gelişimi üzerinde kıyaslanamaz bir etki yarattığı için çok daha fazla tanınmayı hak ediyor.